Hazal Kaya ile devam edelim. Çünkü tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Evet. Atatürk projesinin kaldırılmasının ardından soru yöneltildi. ve verdiği cevap infial yarattı. Önce görüntülerimiz, sonra yorumlarımızla buradayız. Olay, olay, olay! Sözde Atatürkçü Hazal Kaya, Atatürk dizisini yayından kaldırarak Türkiye'ye saygısızlık yapan Amerikan kökenli dijital platforma yaranmak için önce nasıl saçmaladı, sonra nasıl sıvadı? Sosyal medya Hazal Kaya'yı nasıl yerin dibine soktu? Birce Akalay, Amerikan platformuna yaranmak için nasıl şekilden şekile girdi? Hazal Kaya ile Birce Akalay, Amerikan dijital platformuna neden tek bir kelime dahi etmiyorlar? Atatürk'ümüzün kemikleri sızlıyor. Ülkemizde yayın yapan Amerikan kökenli dijital platform, Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı Atatürk dizisini Ermeni lobisi yüzünden yayınlamama kararı alması, sözde Atatürkçü sanatçılar dışında tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Devlet erkanı devreye girdi. Rütük inceleme başlattı. Gelen tepkilerin ardından Amerikan kökenli dijital platform bir skandala daha imza attı. Atatürk dizisi platformda değil, Fox TV ve sinemalarda yayınlanacak. Platform Atatürk içeriğinin kendi platformunda yayınlanmayacağını duyurarak büyük bir rezalete imza atmış oldu. Dijital platforma büyük şok. Amerikan kökenli dijital platformun lisansı iptal edilebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, bu platformun lisans iptali dahil ban daraltma, reklam yasağına kadar her türlü karşılığı vereceğiz ifadesini kullandı. Gelelim sanat camiasına. Atatürk'e yapılan bu saygısızlık karşısında sözde Atatürkçü sanatçılar resmen üç maymunu oynadı. Şahan Gökbakar, daha önce beyaz perde yerine maddi konuları ön planda tutarak Amerikan kökenli bu platformla anlaşmaya giden ve Recep İvedik filmini dijitalde yayınlayan Şahan Gökbakar sus pus oldu. Adeta bir milletvekili edasıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kitlesel gücünü kullanıp karalama kampanyalarına dahil olan Atatürkçü Şahan Gökbakar her neden bu sefer konuşmamayı seçti. Peki neden? İyiyim babam. Oy veriyoruz. İki haftadır oy veriyoruz. Hayırlı olsun diyelim abi inşallah. Herkes. Öyle. Spor niyetine herhalde. Oy veriyoruz işte. Tarkan, seçimlerde, yangınlarda, depremlerde, doğayla ilgili konularda ilk olarak paylaşım yapan, Türkiye'nin megastar ilan ettiği Tarkan da her nedense konuşmamayı tercih etti. Platformun reklamlarında oynayan Tarkan'ın ticari kaygıları Atatürk sevgisinin önüne mi geçti? Cem Yılmaz ya da toplumsal konuları çok iyi ele alan, insanı iyi analiz eden, filmleri ve stand-up'taki başarısıyla adından söz ettiren Cem Yılmaz, neden Ulu Önderimize dava edindiğimiz savaşta yanımızda olmadı? Platformun ekran yüzü Halit Ergenç de oyunculuktaki başarısını ne yazık ki bu konuda gösteremedi. Projede Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli'nin hala bir açıklama yapmamasına ise zaten üzülerek bir şey diyemiyoruz. Gelelim asıl olaya. Hazal Kaya. O da sözde Atatürkçülerden. Hazal Kaya başka bir dijital platformda yayınlanan ve başrolünde olduğu Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'e sarılmış, bu sahne herkesi duygulandırmıştı. İşte o Atatürk'e sımsıkı sarılan Hazal Kaya, Amerikan dijital platformun yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk dizisiyle ilgili vurdum duymaz bir açıklama yaptı. Konuya yorum yapacak kadar bilgim yok. Olsaydı söylerdim. Bilmiyorum. Proje çekilirken çok heyecanlanmıştık. Yakın arkadaşlarımız oynadı. Ben izlemek istiyorum. Nerede nasıl yayınlandığıyla çok ilgilenmiyorum. Hazal Kaya, Amerikan dijital platforma tek bir kelime dahi etmedi. Hazal Kaya'nın bu açıklamasının ardından sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi. Amerikan dijital platformun tekliflerini açığım demiş. Teklif gelir diye kötülememiş. Politik bir cevap olmuş. Başım ağrımasın demiş. Neden her konuda yorum yapanlar kendi menfaatlerinde susuyorlar? Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür. Her insan bilir ki para sevginiz ağır basmış. Ve gelen tepkilerin ardından sözde Atatürkçü Hazal Kaya çark etti. Derdimi yeterince anlatamamışım. Söz konusu yanıtın ardından hedef alınan Hazal Kaya yeni bir açıklama yaptı. Kaya, konuya dair bilgim yok dememdeki kastımın herkesçe anlaşıldığını düşünmüştüm ama görüyorum ki derdimi yeterince anlatamamışım diyerek şunları söyledi. Atatürk dizisini Ermeni lobisinin yayından kaldırdığına dair kesinleşmiş bir bilgi yok. Onun için bir bilgim ve fikrim yok dedim. Bu platform bütün ülkelerdeki yerel yayınları yayınlamama kararı aldı. Ülkemizde de bunu yaptı. Birçok arkadaşımız mağdur oldu. Kariyerimde ambargo çok yedim. Amerikan platformunun yanımda ya da karşımda olmasının benim için bir önemi yok. Atatürkçülüğümü kimseye ispat etmek zorunda değilim.
Evet, Hazal Kaya'nın açıklamalarının özeti böyle. Kaya görüldüğü üzere kaçak oynuyor. Gelelim başka bir diğer kaçak oynayana. Birci Akalay. O da sözde Atatürkçülerden. Akalay da Amerikan dijital platformu ekmeğini kesmesin diye açıklama yapmayanlardan. Bir davete katılan Birci Akalay sadece Atatürk'e değil milletimize saygısızlık yapan dijital platform için açıklama yapmak zorunda değilim diyor. Bu konuyla alakalı fikrimi beyan etmek isteseydim herhalde. Biliyorsunuz beni, ben konuşurum. Çok da susam bir tip değilim ama beyan etmek isteseydim zaten hani sosyal medya hesaplarımdan da yapabiliyorum böyle şeyleri, biliyorsunuz. O yüzden sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Hayır, sorunuzu nazikçe reddetmek istiyorum. Şöyle ki, yani mevzu bahis Atatürk olduğu zaman ben ata kızıyım zaten. Hani söyleyeceğim şeyler de çok bellidir. O yüzden çok da fazla altını çizmeye gerek yok diye. Biz de Beyaz Magazin olarak sözde Atatürkçülere atamızın sözleriyle cevap vererek bitirelim bandımızı. Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatkar olamazsınız. Sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür. Evet, bu bazı ünlü isimler işlerine geldiğinde altını kalın harflerle çizerler. İşlerine geldiğinde de üstü kapalı cümleler. En son Hazal Kaya ve Birce Akalay röportajlarında hiç beklenmedik tarzda cevaplar vermişler. Ben biraz daha ağır konuşacağım. Her şeye maydanoz olan bazı ünlüler diyeceğim. Her şeye salça olan da diyebiliriz bazı ünlüler. Bayramlarda, seyranlarda kendilerini, sayfalarını göstermek için, öne çıkarmak için olmasaydın olmazdık diye paylaşım yaptıkları Atatürk'le ilgili bu kadar Hazal Kaya, bu kadar önemli, bak altını çiziyorum, bu kadar önemli, bu kadar önemli bir konuyu bilmiyorduk diye geçiştiriyorlar. Yahu Allah aşkına, gün boyu şundan kafanızı kaldırmazsınız. Hepinize söylüyorum, Atatürk'le ilgili paylaşım yapmayan herkese söylüyorum. Gün boyu şundan kafanızı kaldırmazsınız. Icığını cicığını nerede ne çıkmış her şeyi araştırırsınız, bilirsiniz. Her konuda LGBT falan şu bu, her konuda bir paylaşım, bir savunma, bir şey yaparsınız. Konu Atatürk olunca, para söz konusu olduğu için sizler Atatürk'ü sadece paranın üzerinde seviyorsunuz bana göre. Atatürk'ü sadece sizler paranın üzerinde seviyorsunuz. Bir gazeteci olarak şu son birkaç günkü gelişmeden sonra benim yorumum bu şekilde. Yahu bilmiyoruz diyorsunuz da ya. Sağır Sultan duydu. Amerika'daki Ermeni diasporasının Amerikan Ulusal Ermeni Komitesi'nin destekçilerine yaptığı yayını. Biz de burada söyledik 4-5 gün önce. Atatürk'ü yücelten diziye karşı yürüttükleri kampanya için teşekkür ediyor bu komite diasporaya. O 3-4 milyon Ermeni'nin oluşturduğu diaspora denilen adına, o topluluğa teşekkür ediyor. Dizinin iptal edildiğini müjde gibi duyuruyor, açıklıyor. Çekilen bölümlerin 3 Kasım'da itibaren sadece Türkiye'de sinemalarda yayınlanacak mesajını da veriyor bu komite. Bunu duymamanız imkansız. Ama diyorum ya, Atatürk sevginiz sadece Türk parasının üzerinde olduğunu düşündüğüm için benim yorumum bu şekilde. Bu arada Almanya'dan bizi seyreden Tuana Sibel Yılmaz, şu anda da izliyor. Spor öğretmeni, kendisi Berlin'de yaşıyor. Şunu yazdı. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi sanatçıların gösterilerine gidiyoruz biz Avrupa'da. Çok yüksek fiyatlı olan bu gösterilere 250-300 euro veriyoruz Tarkan konserine. Bir Cem Yılmaz gösterisi arka sıralarda 200 eurodan aşağı değil. Sinema bileti burada 10-15 euro. Çok yüksek fiyatlı olan biletlerini satın alıyoruz ve bir şekilde kalmalarını yapacak. Cem Yılmaz yine gösteriler yapıp buralara gelecek. Atamıza saygısızlar, suskun kalındığı için onları yine filmlerde, kalanlar yine dizilerde, filmlerde yer alacaklar. Ve bazılarımız unutup gidecekler. Bizim onları protesto etmemiz lazım ki bir ders alsınlar. Bilal abi, bunlar bayramlarda, seyranlarda atamızı kullanmayı ve ceplerini bir güzel doldurmayı çok iyi biliyorlar. Kaç gündür evet, üzgünüm ve öfkeliyim. Ağlıyorum, uyuyamıyorum. Evet, şimdi biraz ağır geldi bana bu yorum. Çünkü bu bahsettiğimiz, ben yapayım açıklamamı. Evet.
Çünkü bu bahsettiğimiz isimlerin Atatürkçülüğünü sorgulamamız ve yargılamamız büyük haksızlık olur. Daha önce de söylemiştim. Şimdi tabii ki hepimiz karşısındayız. Bu platformun yaptığı ayıbı hiçbirimizin tasvip etmesi söz konusu olmaz. Ancak şöyle de bir durum var. Eğer ki bu platform sadece Atatürk filmini kaldırmış olsaydı şu anda hepimizin tepkisi çok daha büyük, çok daha ağır olurdu. Ama bütün yerel, bütün diğer projeler kaldırıldığı için biz buna bu şekilde kılıfı tepki verirsek... Dedik ya, kılıfı dedik ya, kılıf uydurmuşlar dedik sana. Niye anlamak istemiyorsun? Sadece Türk değil. Ben bunu savunmam, tabii ki savunmam. Elbette ki Atatürk filminin yayınlanmasını ve dünya çapında hayatım, görülmesini, duyulmasını isterdim. Hayatım, sen eğlence sektörünün içinde yıllardır olan bir insansın. Bir dakika. Bu platformların kurulma amacı ne? Bu platformların kurulma amacı dünya çapında bütün ülkelerden dizileri alıp o ülke vatandaşlarını abone edip parayı katlamak. Her ülkeden milyonlarca abone geldiği zaman bunlar para kazanır. Sen inanıyor musun? Kuruluş amacı bu olan bir platform dünya üzerindeki 250 ülkenin de yapımlarını yayınlamayacak. 250 ülkenin yapımlarını geri itecek. Sadece Amerikan yapımlarıyla yürüyecek, öyle mi? Bu gidersin sinemaya ya. Hayır. Platforma niye her ay 5-6 bin lira 7 bin lira para vereceksin? Bu kadar mantık şimdi, ortada. Benim kanaatim ve benim Selen Görgüzel olarak tutumum, ben o dijital platformu ciddiye almıyorum. Atatürk'ü zaten tüm dünya tanıyor ve biliyor. Bizim o platforma Atatürk'ümüzün filmini izletmek için ihtiyacımız yok. Bu konuyla ilgili tepki vermeyen sanatçıların da ben o platformu ciddiye almama kararıyla alakalı bir tutum sergilediklerini düşünüyorum. Çünkü Atatürk sevgisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına sorgulatılamaz. Çünkü o bizim hepimizin babasıdır, kırmızı çizgisidir. Burada tüm sanatçılar el birliğiyle, sanatçılar, vatandaşlar, devlet büyükleri. Burada Atatürk'le ilgili dünyada hangi platform olursa olsun verecekleri bir reaksiyonda Türk halkını karşılarında bulur. Ama bir tane platform için bu kadar ayaklanmaya gerek yok. Hiçbirimizin de kale aldığı bir platform değil, olmayacaktır da hepimiz zaten abonelikten çıktı, bitti gitti. Peki bir